Bu video spekülasyonlara ve manipülasyonlara açık, alışılagelmiş finans sektörünü değiştirmeyi amaçlayan Holdex Finans sponsorluğunda çekilmiştir. Arkadaşlar merhabalar, hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Token ile ilgili konuşacağız. Öncelikle diğer videolarım gibi bu videoda hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşümdür. Bu arada Bitcoin'in düşüşü devam etmekte arkadaşlar. Dün gece saat 1'de 1'e yakın yerde bir tweet atmıştım. Şu anda Bitcoin hemen bir bakalım isterseniz. Bir saniye. 46.350 dolar civarında seyretmekte. Haberiniz olsun. Instagram'dan da çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar varsa Kripto Tayfun hesabını takip ederek ve storylerde öne çıkaranlarda bu göndereye giderek bir arkadaşını etiketleyerek katılabilir. Yarın son gün 16 Ağustos akşamleyin saat 8'de canlı yayında çekiliş sonuçlanacak, haberiniz olsun. Şimdi gelelim Fenerbahçe Token'a. Fenerbahçe Token bu saatten sonra alınır mı, kar getirir mi, zarar getirir mi diye soran izleyiciler varsa. Şimdi tamamen kendi görüşlerimi sizlere belirteceğim arkadaşlar. Dün Parebu denilen borsa, rezillik akan bir borsa olduğunu tekrardan söyleyeyim. Hiçbir şekilde para büyük karalama gibi bir amacım yok. Elime geçecek hiçbir şey yok. Ben tamamen bir yatırımcı, bir halk, bir vatandaş olarak saygı çerçevesinde eleştirimi yapıyorum. Para bu rezilliktir. Başka da bir şey değildir. Dün kilitlendi. Dün kilitlendi nedense Fenerbahçe Token 150 liraların da seyretmeye başladı. Para bu açıldı. Fenerbahçe Token 92 liralardan seyretmeye devam etti. Şimdi Fenerbahçe Token'un birinci ön satışı 15 TL'dendi. Bakın 15 TL'den yaklaşık ne kadar sattılar? Hemen bir bakalım. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Şimdi size ben matematiğini yapacağım. Arz talep matematiğini yapacağım. Ne kadar sattıklarına bakalım. Evet. Burada 15 TL'den 20 milyon adet satıldı arkadaşlar. Bakın. Toplam arzı Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190 milyon diyelim. 20 milyon adet 15 liradan bir süre satılamamakla birlikte şartıyla satıldı. Kaldı 170 milyon arzımız. Şimdi ikinci ön satış 30 liradan yapıldı. Bu sefer 500 bin kadar satıldı bakın. 500 bin adet satıldı. Kaldı bizim 170 milyon 200 bin arzımız. Bakın bu arz çok fazla bir arz. Farkındayım. Şimdi demek isteyeceğim nokta bu. Bence gel gel yapıyorlar arkadaşlar. Şu anlık olarak gel gel yapılıyor. Çünkü nedenini de söyleyeceğim şimdi. Fenerbahçe Token nerede? Burada. Şimdi arkadaşlar 30 liradan sadece alım satım yapabilmek için adamlara fırsat verildi ya. Aslında 30 liradan o 500 bin adet alanlar şanslı mı? %100 şanslılar. Tamam 150 TL'den satamadın ama 90 liradan yaklaşık 3 katına satabildin. Tabi kişi başı ne kadar düştü bilmiyoruz arkadaşlar. Ben almadığım için de bilmiyorum. Ama demek istediğim, şu anda alım olsa da hiçbir şekilde daha da böyle diplere vuracağını düşünmüyorum ki vurabilir. Şimdi diyeceksiniz işlem hacmine bakınca 11.8 milyon token şu anda alım satıma oluyor. 170 milyon arz kaldı demiştik. Şu andaki satılan 20 milyon arz eksiltin. 170 milyondan da bir 11 atın. 160 milyon token şu anda satın almayı bekleniyor. Tabii ki bu fiyatlar bakarsanız çok yüksek arkadaşlar. Bence çok yüksek. Yani dip diye bakmayın. Galatasaray Token'a bakalım şimdi. Hemen bir kıyasını yapayım. Şu an Galatasaray Token 98,5 lira ama Galatasaray Token'ın arzı yaklaşık Fenerbahçe'nin 10 katı daha az. Bu haldeyken böyle. Bakın dolaşımda olan da 857K Galatasaray Token var şu anda. Demek istediğim sıkıntı yaşanabilir. Risklidir. Onu söyleyeyim yani. Risklidir. Tabii ki sezon boyunca pump'lar yapacaktır illaki. Fenerbahçe'nin durumuna da göre bu değişir. Zaten Fenerbahçe
Dünya arenasında tanınan bir kulüp. Diğer iki büyük kulübümüz gibi. Beşiktaş ve Galatasaray gibi. Mesut Özil olsun, popüler oyunculara da getirmesi. Fakat Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. O ayrı bir mesele. Her neyse arkadaşlar. Demek istediğim nokta şu. Şu an riskli bence. Şu an girmek mesela. Ben alım yapacak olsam bu 97 lira aralığından falan almazdım. Çünkü daha 170 milyon, 160 milyon Fenerbahçe token satın alınmayı bekleniyor. Hani nerede yatırımcı? Yok. Çünkü zaten ilk anda reklam patlatıldı. Para büyülü anlaşma sağlandı. Televizyonlarda, internet sitelerinde, Fenerbahçe'nin kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Videolar çekildi. O halde 11 milyon Fenerbahçe token dolaşımında. Onun için yani buradan alanlar terste kalabilir. Haberiniz olsun. Benim düşüncelerim bu yönde. Dün de Parabon'un yaptığı tamamen nasıl desem, madem arkadaşım senin 22. yüzyıla gireceğiz. Senin 21. yüzyıldayız. Senin internet devrinde altyapın bu kadar kötüyse sen bu işi yapmamalısın bence. Para bu. Ey para bu. Dinle sesimi. Sen bu işi yapma arkadaşım. Sen bu borsa işini yapma. Binance'da ben böyle bir sıkıntı görmedim. Şimdi Binance dedim diye reklam muhabbeti yapan da olursa olsun, alakası yok. Global piyasa, Binance bile önceden bildirim atıyor. Diyor ki şu saatte şeye gireceğiz. Bir güncellemeye gireceğiz vesaire. Bir bakım olacak. Para bu da hiçbir ses seda yok. Birden çat kapandı. Error veriyor ya. Error veriyor. Adam ne yapsın? 30 liradan aldı adam. 5 katı yaptı. 5x yaptı. Satmak istiyor adam 150 liradan. Satmak istiyor. Satamıyor. O zaman ne anlamı kaldı bu para bunun? Fenerbahçe token'ın. O yüzden arkadaşlar para buya karşı değil, karşıyım. Hiçbir şekilde de hesabım yok. Vardı. Girmiyorum artık. Paribu'dan hiçbir şekilde işlem yapmıyorum. Fenerbahçe token veyahut da Beşiktaş token, Galatasaray token başka borsalarda listelenir. İşlem yapar mıyım? Yaparım tabii ki ama Paribu'da oldukça yapmam. Paribu kafasına göre bu Mayıs ayında bile ne pumplar oldu, ne pumplar oldu. İnsanlar satamadı. Neden? Paribu yüzünden. Demek istediğim bu yönde. Fikrim de şu yönde. Bu fiyatlardan girilmesi tehlikeli. Zaten para bunun sağ solu belli olmuyor. Girerseniz arkadaşlar şansınızla da mesela girdiniz 97'de, şansınızla 140-150 oldu gün içinde. Bir baktınız giriş yapamıyorsunuz para buya. Bitti. İsterse oradan 1000 lira yapsın. Sen satamadıktan sonra ne anlamı var? O yüzden biraz bu para buya isyan videosu gibi oldu. Düşüncelerimi de aktardım sizlere. Daha 160 milyon satılmamış token var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.